sabah kahvemizi Mukka'da içeceğiz. Gastro TV'nin bu sabahki konuğu Mukka şirketinin sahibi Turgay Kaya Bey. Turgay Kaya uzun yıllar bu sektörde uzman olarak çalışmış. Daha sonra bu işin eğitimini yurt dışında aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve memleketine bir tesis kazandırmak amacıyla şu anda yapmış olduğu faaliyetleri sergilediği firmayı Antalya'da kurmuş. Devamını Turgay Bey'den dinleyeceğiz. Turgay Bey, bu macerayı bir özetleyin, sonra da kahve sanatı, ürünlerinizin farklılığı ve 1554'te Yemen'den kahveyi getiren Özdemir Paşa'dan bize bahsedin. Öncelikle Gastro TV'ye host sohbet muhabbetimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Türk kahvesi dediğimiz zaman host sohbeti muhabbetiyle, kendine has olan özellikleriyle dünyanın en kültürlü kahvesi olarak ele aldık. Kahvenin tarihiyle ilgili olarak, yayılmasıyla ilgili olarak Türklerin, özellikle Osmanlı'nın Yemen'i alması 1554'te, Osmanlı'ya kahvenin getirilmesi ve büyükelçiler vasıtasıyla dünyaya yayılmasıyla dünyada kahvenin serüveni başlamıştır. Bu serüvende bazı mihenk taşları vardır ve gelenekselliği vardır işin. Fakat son yıllara baktığımız zaman, son yıllarda Türk kahvesinin gelenekselliğinden gelen bazı sıkıntılar, genç neslin Türk kahvesinin imajını düşük bulması ve yapılış yöntemlerindeki zahmetten dolayı Türk kahvesinden uzaklaşmış olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine işin mutfağına girerek bu işin üretim metodolojilerini geliştirmek, farklılıkları sunabilmek adına yurt dışında kahve kavurma ve tadım üzerine bazı eğitimler aldık. 2,5 yıla süren ARGE çalışmalarımız sonucunda işin geleneksel kahve sunumuyla beraber genç nesli yakalayabilmek, tüm dünya insanlarına damak tadına uygun bir Türk kahvesi olduğunu gösterebilmek adına da dünyada ilk defa Türk kahvesinden menü yaptık. Bu menümüzdeki espri şuydu: kahve, süt başından beri kullanılan olaylardı. Dünyada öne çıkmış ülkeler, kahve konusunda öne çıkmış ülkeler, bununla beraber Türk kahvesinden de bu lezzetlerin yakalanabileceğini gösterebilmek adına örnek olarak dünya kahve kültüründe latte denilen ürünün karşılığında biz Türk Alat serisini geliştirdik. Tamamen Türk kahvesiyle yapılan, köpürtülmüş sütle yapılan, damla sakızlısı, çikolata portakallısı, karamellisi sunumuyla son derece yeni nesli yakalayabilecek, trend olabilecek bir sunum şekliyle bunları gerek 12 milyon turistin geldiği güney sahillerimizde, gerekse tüm dünyada Türk kahvesinden bu menülerimizi anlatmaya başladık. Yine frappe denilen buzlu, dünya kültüründe frappe denilen buzlu kahvelerin karşılığında biz Türkobuz serisini geliştirdik. Yine tamamen Türk kahvemizde yapılan, sunumuyla tamamen yenilikçi ve trendi olan bir sunum oldu. Yine çikolatalı Türk kahvelerimize de Türko Çiko ismini verdik. Burada Türko Çiko Çiko Kar, Türko Çiko Ahu gibi ürünler geliştirdik. Buradaki amacımız 30 çeşide ulaştık. Bunu çok daha geliştirebilecek know-how ve altyapıya sahibiz artık. Fakat çıkışımızdaki bu 30 çeşit bizim için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Buraya baktığımız zaman gerek şu andaki bulunduğumuz Antalya merkezli turizm sektöründe 12 milyon turistin geldiği dünya damağımızı doğru bir şekilde sunabilmek, doğru bir şekilde anlatabilmek ve burada bir menü sunabilmek. Bununla ilgili olarak otel F&B müdürleriyle beraber özel çalışmalar yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz, makaleler yazıyoruz ve Türk kahvemizi doğru tanıtabilmek, doğru sunabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Yine yurt dışındaki yapmış olduğumuz çalışmalarda biz Türk kahvemizi doğru kurgusu adına, tanıtabilmek adına da faaliyetler ve distribütörlük sistemleriyle çalışıyoruz. Amacımız hem Türk kahvesini dünyaya daha hızlı tadabilmek, daha çok yaygınlaştırabilmek, hem de gelen misafirlerimize doğru olarak bu kültürümüzü anlatabilmek ve uygulatabilmek. Ki bununla ilgili olarak dünyanın en kültürlü kahvesi diye bahsettim konuya girerken. Neden dünyanın en kültürlü kahvesi? Dünyada en yavaş içilen host sohbet muhabbetlerin baş tacıdır. Host sohbet muhabbet hediyelik setleri çıkarttık. Buradaki kültürümüzü anlattık. Tasavvuftan bahsettik. Muhabbet ortamından bahsettik. Arkadaş toplantılarında bahsettik. Yine dedikodu setleri çıkarttık. Nedendir dedikodu setleri? Bir bayan bir bayana hadi gel bir kahve içelim dediği zaman anlatacak bir şeyleri vardır. Veya bir kız
bir erkek hadi gel bir kahve içelim dediği zaman ona bir şeyler teklif etmek istiyordur. Yine fala bakma setleri çıkardık. Bizim kahvemizle yapılan. Fal seti. Buradaki amacımız burada profesyonel falcı olduğu değil. Bunun kültürlü ve farklı, kendine inovatif bir yaklaşım olduğunu anlatabilmek istedik. Hem kendi insanımıza tekrar hem de tüm dünyayı anlatabilmek istedik. Bunları 5 Lisan'da yaptık kitapçıklarını. Bununla beraber kız isteme seti yaptık. Çünkü kız isteme seti bize ritüel bir olaydır ve Türk kahvesi bunun baş tacıdır. Ki kız seviyorsa şekerli yapar, sevmiyorsa tuzlu yapar. Kız isteme seti tabii ki biz buradaki bu işin gelenekselliğinde yine baktığımız zaman biz bu işi kahvenin tarihine baktığımız zaman sunumuyla beraber bu işin alaylı ve saraylı diye iki yorumunu yaptık. Alaylı sunumu rutin olarak satılan fakat bir de saraylı olarak bu setleri geliştirdik sistem dahilinde. Amacımız Türk kahvesini insanın olduğu, ihtiyaç duyulduğu, muhabbete ihtiyaç duyulduğu veya uyarıcı bir etkisi olduğundan dolayı geniş kitlelere ulaştırabilecek tüm altyapıyı kurgulamaya çalıştık. Vallahi bu kadar detaylı bir izahatı ben şimdiye kadar hiçbir kahveciden almamıştım. Önce bunun için sizi tebrik ediyorum. Şimdi ikinci boyutuna geçelim konumuzun. Siz bir de bu kahvenizi daha değişik zeminlere taşımak için bir özel araç geliştirmişsiniz galiba. Böyle bir Türk kahvesi aracı var. Bu bir römork şeklinde hazırlanmış. Biraz da bundan bahsedelim. Bu nedir? Bir franchising aracı mıdır? Yoksa başka bir şeye mi hitap ediyor? Sizden dinleyelim. Günümüzde insanlar çok mobil oldular. Dünyanın her yerinde çok hızlı bir yaşam tarzı var artık. Türk kahvesine de buna uygun bir ortamda sunulması gerekiyor. Yine baktığımız zaman insanlar çok daha fazla seyahat etmeye başladılar. Bu seyahatlere uygun, insanın mobilitesine uygun ve dünyada da trend olan mobil kahve veya biz buna mobil kahve terimini de çok uygun görmüyoruz. Seyyar kahveden seyyar kahvalar diyoruz biz bunlara. Seyyar kahvehane. Aynen öyle, aynen öyle. Kültürel değerlerimizi taşıyarak, Türk kahvemizden menüleri yaparak, biz burada yine bunların içerisinde ek gelir olması açısıyla bizim 2000 yıllık gerçek fast food'umuz olan yufka menü yaptırıyoruz. Yufka ekmeğini herkes bilir. Bu bizim gerçek fast food'umuz. Osmanlı şerbeti yaptırıyoruz. Bunlar tamamen kültürel değerlerimizdir. Demleme çay yaptırıyoruz tamamen bizim Anadolu insanımıza uygun. Aracın içerisinde bu aslında normal bir herhangi bir AVM'deki veya büyük bir kafe shop'un içerisindeki olması gereken tüm ekipmana sahip ürünler bunlar. Biz sadece bunları karavan olarak da yapmıyoruz. En son Rixos Dubai Oteli bunların fayton kafeleri şeklinde yaptık. Selçuklu yıldızı motifleriyle ilgilendirdiğimiz ürünler oldu. Yine biz bunları anahtar teslim olarak sadece yurt içinde değil, yurt dışında mesela bu fuarla beraber tamamen Arabistan'da 25 tane ünite gidiyor önümüzdeki ay içerisinde. Ve bunları Turkish Cafe olarak gönderiyoruz. Bu bize çok daha mutluluk veriyor. Yine Ukrayna pazarına Turkish Cafe olarak giriyoruz. Almanya pazarında herkesin ilgilendiği etnik pazar tamam kabul ama etnik pazar dışında benim en büyük esprim orijinal Almanlara da Türk kahvesini bu otantikliğiyle sunabilmek ve en büyük hayalim önümüzdeki sene sonunda Kuzey Amerika pazarında da olabilmek. Vallahi bu kadar hızlı anlatıyorsunuz, bu kadar da hızlı gelmişsiniz. Ben hiç şüphe etmiyorum sevgili Turgay. Onu da başaracaksın zannediyorum. Ticaretin bazı şeyleri var. Çok teşekkür ederim. Bazı şeyleri hızlı derken aslında biz 5 yıl bunun kuluçka dönemi sürdü. 5 yıl kuluçka döneminde biz tamamen Ar-Ge ve ürün geliştirme ve pazardaki stratejilerimizi geliştirdik. Biz ürünümüzü çıkarıp hemen pazara sunmadık. 5 yıl sürdü bu çalışmalar. Biz burada küçük balığız, hızlı olmak zorundayız. Hızlı olmak zorundayız. Ayrıca ticaretin kurguları gereğinde bulunabilirlik, görünebilirlik, alınabilirlik denklemlerini de sağlamak zorundayız. Bütün bunları ele aldığımız zaman bu hızlı anlattım ve geldiğimiz nokta aslında 5 yıl süren Ar-Ge, ürün geliştirme ve konsept geliştirme sürecimizin sonucunda ulaştığımız nokta.